Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Diyeceğim mi? Hoş geldiniz. Saç baş dağılmış bu yavrunun ya. Saç baş dağılmış bu kuzunun ya. Sevinci bakın. Evet, biz uyandık, kahvaltımızı yaptık. Hatta ilk şekerlememizi de yaptık değil mi? Evet. Birazdan hazırlanacağız. Çünkü bugün Intergen'le görüşmeye gideceğiz. İlk görüşmemizi yapacağız arkadaşlar. Salla. Çalkala çalkala çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Çalkala. Çık 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 çık. Oy. Vallahi gidiyordu ağzına. Ama tam bir şey olmadı ki tam. Tam daha vurmadın ki. Evet. Şimdi hazırlanalım, çıkalım, tamam mı? Hadi bay bay yap. Bay bay. Baba desene bir baba. Baba diyecek mi? Baba yerine dada diyor. Ba diyemiyor. Eymen burada gaga diyordu. Bana anne diyor. O yönden sıkıntı yok da. Babasına dada. Şuna bir bakın. Üstünü mü yiyorsun sen? Biliyorsunuz ki Eymen buranın doğum günde Dilara ablası mihraşımı da unutmamış. Böyle güzel bir takım aldı. Biz de ona uyum sağlayaraktan şöyle pomponlu bir toka taktık değil mi? Aynı renklerde. Kurdele mi yiyorsun sen? Bu kurdeleyi mi yiyorsun sen? Çok tatlı olmadı mı? Benim. Kızım. Dişlerin işte. Evet, benim prensesim hazır. Ben de hazırlandım. Nerede bu kız ya? Aa, buradaymış. Nerede bu kız ya? Nerede? Nerede bu kız? Aa, buradaymış. Nerede bu kız? Aşağı bakınca güya ben onu görmüyorum arkadaşlar. Nerede ya bu kız? Aa, buradaymış. Nerede bu kız? Nerede? Aa, buradaymış Mihraksa. Şöyle çocukların öğlen yemeklerini hazırladım. Bu Mihram'ın. Evet, Mihra az yiyor. O yüzden hiç fazla doldurmadım boşu boşuna. Bu şekilde. Eğer çok isterse Eymen'den de ona koyarım. Bu da Eymen'inki. Şimdi ağızlarını kapatacağım. Dedim yanımda bulunsun. Şunu bir de acıkırlar falan. Mihra'ya da şu an yoğurt yediriyorum ama. Yine de çıkmadan. Eymen bura ara öğününü de yaptı. Öyle. Bu şekilde şimdi bunları kapatalım. Sonra yavaştan çıkalım. Buluşmamıza gidelim. Arkadaşlar, çıkmadan kombinimi göstermek istedim. Çünkü bugün farklılık yaptım. Bakın. Evet. Böyle bir etek giydim. Bunu geçen sefer Merve alışverişimde paylaşmıştım. Hatta birkaç kişi Beyza nasıl bir kombin yapacaksın çok merak ediyorum demişti. Bunu giydim. Üstüne şöyle çok güzel göstereyim, böyle güzel bir bluz. Bu arada bu hiçbir şekilde iç göstermiyor bir bluz. Linkini aşağı bırakacağım. Nerede? Trendyol'da. He, tamam. Trendyol'da aldığım bir ürün. Şöyle bir çanta taktım. Bugün böyle biraz renkleri değişik düşük yaptım. Evet. Bir de şöyle bir şal. Çok güzel. Nasıl buldunuz? Ben beğendim vallahi. Bir değişiklik oldu. Öyle söyleyeyim size. Evet. Böyle yaz aylarında. Bir yandan da gözüm Mihra'ya ekliyor. O kadar tatlı babasının kulağıyla oynuyor ki. Bakın. Oyna kızım, ama oyna. Işık burada kötü. Oyna kızım. Bizim de kombinimiz böyle, bakın. Evet. Abine mi bakacak? Kuzetini getirmiş abi. Hadi girelim mi içine? Şuna bakın Allah aşkına ya. Bal küpü, bal. Babacım. Hadi gel, senin de saçlarını yapsın. Evet, baba. Saçlar dağılmış. Gel bakayım. Aram zam zam. Aram zam zam. Gulli 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 gulli. Ram zam zam. Çocuğu uyutmama operasyonu. Az önce gidiyordu arkadaşlar. Vallahi gidiyordu. Biz de dedik ki şimdi gideceğimiz yerde Fundacığımla buluşacağız. Bayağı bir arkadaş olduk biz Fundacığımla. Dedik ki bir buluşalım edelim. Sonra biz Intergen randevumuza gideriz dedik. O yüzden orada uyuturum planı yaptığım için dedim ki arabada uyumasın. Çünkü arabada uyusaydı o zaman orada ayakta olacaktı. Ve tabii ki coşacaktı. Benim kızım uyudu ama. O kalksa da sorun değil.
Ama İmen şimdi anne tabii biz onu bırakıyoruz, yürüyor ediyor falan şu bu. Biraz sıkıntılı olabiliyor. Evet. Park mı? Park. Gidelim mi bugün seninle parka? Gidelim mi? İşlerimizi halledelim. Sonra parka gidelim. Uyuma. Evet arkadaşlar biz geldik. Burak, önden gidiyorsun yani. Evet şimdi süreci konuşacağız. Detayları konuşacağız inşallah arkadaşlar. Hey Mihruş'um. Dedet. Ne oldu annem? Surata bakın nasıl tebessüm ediyor. Hadi bakalım. Mehtap Hanım'la görüşeceğiz. Hayırlısı olsun inşallah ya. Alıştı nasıl da seviyor. Gel. Dişlere bakın ya. Ne oldu kapattın dişleri? Efendim annem? Evet. Eğmenimden kan aldılar arkadaşlar. Açayım mı? Dur bakayım nasıl açılıyor. Bakalım gel. Bakayım. Ha bak şurayı çektin mi? Kuyruğunu çektin mi? Ay. Al onu bakayım hadi bakalım. Gel diyor ya bu kız gel diyor. Gel. Evet. Anne diyeceğim mi? Anne. Biz çıktık arkadaşlar ve... Evet başladık. Evet sürecimiz artık başladı. Zira bismillah. Bu tüp bebekle alakalı işte Intergen yaptığı özel PGD testleri, kromozom testleri, HLA yani kemik iliği uyması için olan testlerin hepsinin sürecine başlamış bulunmaktayız. Bu bizim yaklaşık 2,5-3 ayımızı alacak arkadaşlar. Çünkü testler yapılacak. Onlar birkaç hafta sürüyor. Sonra yine bir şey yapılıyor. Sonra onlar birkaç hafta sürüyor. Bu süreç dediğim gibi tüp bebekle beraber bu kadar sürebilecek. Şimdi süreçler geldikçe ayrıntılara gireriz ama şu andaki süreç setup süreci denilen. Aynen. Bizim kanlarımızdaki o ayrıştırmalara bakıp hani embriyolarda nelere bakmaları gerekiyor onları kararlaştıracaklar. Aynen öyle. Ona göre ikinci sürece geçeceğiz. Onu o zaman ayrıntılı bir şekilde anlatırız. Aynen. Şu an bu süreç 3-4 hafta sürebilirmiş. Çünkü bizden West testi aldılar. Biliyorsunuz West testi bir genetik test. Benden, Burak'tan, Mihra'dan hepimizden bir West testi yapıldı. Evet. Genetik taravalarımız var. O yüzden biraz daha az sürecek. Ama Eman Burak'dan bugün aldılar. Ona aynen. Eman Burak'dan da bugün aldılar. Ona da bakacaklar inşallah. Onu da hani taşıyıcılığı var mı yok mu? Belki hani bu testlerde bir faydası olur diye aldılar. Ama bize de söyleyecekler sağ olsunlar. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani artık başladık. Evet hadi bakalım. Tüp bebek tedavimize diyeyim. Ama bu hani bu tedavi dediğim gibi her şeyi kapsıyor. Evet. Heyecanlı bir süreç değil mi? Bir yandan da tabii ki tüp bebek yerleriyle görüşüp anlaşmamızı aynen sağlayacağız. Direkt ben sanırım bir 2 haftalık ilaç süreci tabii olur. Tabii parka gideceğiz. Vereyim anne. 2 haftalık bir ilaç süreci sanırım oluyor ama bu tabii ki her tedaviden tedaviye değişebiliyor. Bir gidip görüşeceğiz, hemen anlaşıp başlayacağız arkadaşlar orayla da. Bunlar zaten hep eş zamanlı gidiyor. Öyle yani. Evet, genetik sürecimizi Intergen'le görüşeceğiz. Artık tüp bebeği de anlaşınca size söyleriz. Aynen, anlaşınca söyleriz. Ama tabii bu konuları siz de lütfen araştırarak yapın gençler. Sakın bize bakmayın. Aynen. Her şey değişkenlik gösterebilir. Aynen. Bizde mesela önemli olan şeymiş, embriyologmuş arkadaşlar. Evet. Tüp bebek sürecinde onların aynen embriyoloğu çok önemliymiş. Orada hücrelerden alıp Intergen'e yollanıyor ve orada çocuğun bir hastalığı var mı, HLA uyumlu mu, hepsi ona bakılıyor. Embriyolog o yüzden hani merkezden ya da isimden ya da doktordan, profesörden falan hepsinden en önemlisi orada bu işlem yapılacak olan embriyolog. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi bakacağız. Hayırlısı olsun. Bir heyecanlandım ben ya. Rabbim hakkımızda hayırlısı olsun. Amin inşallah.
Gidelim mi? Gidelim. Şimdi Arkadyum'a gideceğiz. Eymen bura ağladı biliyorsunuz. Kan aldılar. Allah'ım sonra kolundaki şeye bakıp duruyor, ağlıyor. Yapışkana. Ben de yapışkanı söktüm artık. Dedim ki yani böyle böyle ağlıyor. Şimdi ağlamadı da üzüldüğü için babası da söz verdi. Seni götüreceğim parkına dedi. Arkadyum'daki çok sevdiği bir park var. Oraya götüreceğiz. Öyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz geldik. Çocukları getirdik. Altlarını da değiştirdik. Şimdi Mihroş'unla birlikte biz takılıyoruz. Burak da hemen burayı aldı. Onlar oyun alanına gitti. Öyle. Şimdi bakın. Bu kızıyla takılıyoruz. Eymen Buğra'nın favori mekanındayız. Koş koş koş. Evet. Arkadyum'da Arkids'teyiz. Nereye çıkıyorsun sen bakayım? Babacım ama oraya çıkmak için küçüksün daha. Yandan çıkmak ister misin? Aha. Hadi bakalım, hiç durmuyor yerinde hiç. Mihroş'un da biraz büyüsün de beraber inşallah koştursunlar böyle. Babacım ne var orada? Ne var orada? Aha. Eynan Bura gel babacım, top havuzuna girelim. Eynan Bura babacım gel, zıplayalım mı burada? Hadi zıp zıp yap bakalım nasıl yapıyorsun. Bayılıyor buraya. Bir de burası böyle çok çetrefilli, çıkışı inişi çocukları çok hızlı yoruyor. Yani bir saatte, yarım saatte çok yoruluyorlar. Zıpla zıpla zıpla. Hop. Sonra top havuzuna girelim mi babacığım? Evet. Yavaş. İstiyorsan buradan çıkabilirsin. Kaymak ister misin oradan? Su mu? Dur getireyim. Sen devam et, ben getireceğim. Evet, su molası verdik. Oh! Hadi bakalım çık. Çık 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 çık. Hadi kay bakalım oradan. Eymen Bura geliyor, geliyor. Heyecana bak. Eymen Bura geliyor, 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 geliyor. Kay babacığım. Hadi babacığım. Hoppa. Hadi yüz bakalım toplarda, gel. Yüz bakalım. Heh. Nasıl yüzüyor? At kulaçları, at. Şimdi geldik Arkids'in oraya arkadaşlar. Hemen burada oynuyor. Francis'im de uyudu. Şuna bir bakın Melek ya. Şu tipe bakın, üstünü örttüğüm an uyanır. Asla sevmiyor, o yüzden örtmüyorum. Soğuğu seviyor, anası kılık ya. Yavrum benim. Hadi bakalım. Basket yapacaklar. Ayran içiyor bu çocuk ya. Ayran içtik, ayrı düştük. Çok seviyor zaten. Mama. Mama? Evet, mama da geliyor. Tipe bakın, uykudan uyandı. Efendim? Evet, Burak dedi bir yemek ısmarlayayım ya dedi. Evet, bundan mı istiyorsun? Bundan mı, bundan mı? Hangisi? Biz eve geldik. Evet. Hemen burayı yattı. Mihra biraz AVM'de uyuduğu için onu biraz bir yarım saat 40 dakika geç yatıracağız. Ama saati geçmemiş oluyor. Gel gel hadi çık oradan. Hadi gel kızıma. Gel kızıma, oraya kadar geldin hadi. Aferin sana ya. Maşallah. Kajusu da geldi. Motivasyonu. Kankan geldi. Kankan geldi. Dur dur kankası bir çıksın oradan dur. Sen kamerayı açınca bir üşüştüler sanki hayatım. Hepsi. Siz de mi YouTuber olacaksınız? Siz de mi YouTuber olacaksınız? Peki biz YouTuber'ız zaten. Baba baba. Ay kusura bakmayın ama kanka. Ne yaptın sen ya? Kajıyı gördü ya şimdi bak. Nasıl şimdi hiç baba, hiç. Baba. Pijaması çıkacak ya. Ne yaptı?
Kaçtır kaçtır kaçtır. Aha bana ne düşüyor şimdi de. Benim kızım. Benim kızım. Bak onları bana ver. İstiyorsan bir altını çıkar bir bakalım. Normal emekliyor aslında da şimdi acele etti. Bana doğru verelim senin terlikleri. Mihra. Ah. Hadi. Hadi bakalım. Kajıya bakıyor. Bak, Mihra. Dönüşünü yedim. Ayaklara. Hadi sürünmeden yap. Dün emekliyordun. Nasıl yaptığını göstereceksin mi? Kaldır dizleri bakayım. Hı? Öyle değil annem. Emekli. Ama ya bu bile güzel aslında. Biraz üşeniyor. Şimdi hızlı o. Kalktı. Haydi. Hadi bakalım. Hayır. Ha kızım. Şu sağ ayağımı kaldıramadım. Kavuştum tamam artık kavuştum. Kavuştay. Hayır yemek yok annem. Bu. Gel ben seni yiyeyim gel. Oh benim güzel kızım. Yavrum benim. Ama dur ben bir şey bulacağım. Aa buldum. Bunu verelim gel. Şunları. Kızım hadi ama. Dur. Hayır. Doğru diyordun ya. Ya. Hah. Bismillah hadi. Böyle. Tamam bay. Mihra hızlı gelmek için kafasını kullanıyor arkadaşlar. Hadi bir de bu tarafa. Bir de bu tarafa. Gel. Bir de bu tarafa. Hadi. Gel. Orada salla o döner. Şimdi kediyi gördü. Hadi git bakalım. Hadi bakalım. Funda ablanın hediyeleriyle oyna. Evet, beni alıyor. Oldu diye böyle yapıyor. Saattir oynuyor anda. Senin o kafanı yerim. Kafanı yerim saçlar abi. Bademi gördüm. Kızım benim ya. Ha şu parkeye bir ulaşayım. Sana tutmayacağım. Aynen. Gitti. Anne salla onları gelsin. Mihra bak. Bu bir kulak. Bu konuşamadım. Bu bir kulak. Kulaktaymış hali. Nasılım? Ne oldu? Nasılım deyip böyle elleri güzelce ne üst üste kaydı. Evet. O benim güzel kızım. Seni yerim ya. Valla ısırırım seni. Coştu sevgi coşkusu yaşadı Burak. En çok seviyorum ben. İlk göz ağrım abi. Aynen ya. Evimizin ilk neşesi. Evet arkadaşlar çocuklar söylemiştik galiba banyo yaptılar. Evet.
Ondan sonra Mihruş'u da yatırdık. Vallahi bir spor yapmışım, gelmişim gençler. Aynen, spora gitti sonra Burak. Her yerim ağrıyor. Evet. Evet sultanım. Heyecanlı sürecimiz başladı demek ki. Vallahi. Bir süredir konuştuğumuz, yani görüştüğümüz, netleşen bir konu artık yani başlamış durumda. Çünkü görüşmeyi 1,5 haftadır bekliyorduk galiba, değil mi? Aynen. Ya ama hızlı geçti. Hatta 2 hafta ya. Aynen. Geçti ama bayağı hızlı sanki geçti. Güzel, beklerken zor oluyor ama. Aynen. Yani arkadaşlar, dediğimiz gibi bu arada şey de var. Şimdi biliyorsunuz bizde genetiğe de bakılacak. PGD testi, evet. O dediğim şey. Bir de mesela sağlıklı embriyoları bulduktan sonra PGD-I testi yapacaklar. Test, o da evet. Kromozom testi, Down sendrom, işte yarık dudak gibi evet. Hastalıklara bakıyorlar sonrasında. Hepsine bakıyorlar. Aynen, onu evet. Tabii isterseniz, biz tabii ki istedik. Bu şekilde oluyor. Başka bir şey yok. Başka bir şey. Şu an dediğimiz PGD, gibi PGD. Yaklaşık... Aynen. Şu an yaklaşık bir ay setup dediğimiz o hangi genlere bakacaklar, hangi kemikliği olacak gibi şeylere bakılacak. Sonrasında biz hatta bu setup olurken şu an şu 3-4 haftamız var. Tüp bebekle hemen anlaşıp tedaviye başlamak istiyoruz. Ondan sonra onlar zaten intergenle beraber çalışıyorlar. Sonra yaklaşık yine bir ay bir şeyleri sürecek o. Embriyodaki hücrelere bakacaklar, bilmem ne yapacaklar falan. O sonrasında dediğimiz olay işte o. Aynen. Sonra işte transfer evet. Olacak. Ondan sonra artık Allah kerim. Rabbim nasip ederse gebelik beklenecek. Evet. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Evet. İnşallah ya. Bakalım. Allah sabırsızlıkla bekliyoruz yavrumuzu yine. Vallahi. Sanki şu an hamile gibisin böyle sabırsız. Değilim ama evet. Rabbim nasip ederse inşallah. Bakalım ya. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Amin inşallah. Seni bekleyen. İnşallah, amin. Bu arada şimdiden of. İsimler bakmaya başladık. Kız erkek isimleri. Evet. Erkek zaten doğru aslında da. Netti. Genetikçiler cinsiyeti görüyorlarmış ama bize söylemiyorlarmış. Evet. Açıkçası umurumuzda da değil. Çünkü zaten bir kızımız, bir oğlumuz var. Çok şükür Rabbime. Rabbim ikisini de tattırdı. Zaten yasakmış hani söylemek. Evet, evet. Gerek de yok zaten. Yani öyle bir şey zaten. Zaten yani. O kadar şeyden hem sağlıklı hem embriyosu HLA'sı uyan hem kromozom bir hastalığı olmayan bir bebek bulmak zaten zor. Evet. Bulduklarında zaten transfer edecekler yani. İnşallah. Ama şeyi çok merak ediyorum, cinsiyeti ya. İkisi de çok güzel olacak. Hani ne olursa olsun hani. Evet. Yani çok değişik bir duygu. İkisi de benim için sürpriz olacak yani. Böyle. Bu yani. Sefer ikimiz de bilmeyelim bence. Evet, bu sefer öyle yapalım. Değil mi? Aynen. Hatta kimle görüşmüştük? Funda Hanım. Funda Hanım'la görüşmüştük ya, şey dedi. Ben şey yapayım dedi. Balonu getireyim size. Aynen. Ay çok heyecanlı olacak ya. Güzel yapabiliriz inşallah. Yani dediğimiz gibi ikisi de olduğu için bizde şu an hani öyle hani ekstra evet. Bir hani ya içimizden şu geçiyor gibi bir şey yok yani açıkçası. Evet. Hayırlısı olsun. Dediğimiz gibi ama kız erkek isimlerine bakıyoruz. Aynen, ikisine de bakıyoruz. Erkek ismi ama hazırdı bizde. Sadece üstünden bir geçiyoruz. Çünkü hani ikinci hamileliğimde kız olursa Mihraksa olacak da erkek olunca da bir isim böyle düşündük evet. Ama yine de bir emin olamıyoruz. Bir devam düşünüyoruz bakalım. Kız için de bir şey düşündük. Hoş bir isim. Ama nasıl? Şu an alıştırma yapıyoruz kendimize. Biraz perfectionist bir şeyim var arkadaşlar. Şu an direkt isim araştırmalarına geçtim. Benim için önemli değil. Beyza Hanım bir şey diyor. Olur diyorum. Ama nein, senin de için olsun. Neden olmasın? Yok, senin ya benim yani. Sen güzel şeyler seçtiğin için genelde. Ya. Olabilir. Aklıma gelirse bir isim söylüyorum. Konuşuyoruz. Evet. Zaten şu anki kız isminin ikincisini herhalde ben söylemiştim bayağı önce. Evet. Ondan sonra erkek ismini de beraber yine bulmuştuk. Ay be. Neyse, hayırlısı olsun. Çok uzattık yine çok. Evet. Gevezeleştik. Hemen nerelere geldik değil mi? Cinsiyete geldik. Ne alaka? Kim bilir kaç yaş. Evet, bak ben konuşurken hemen kapatıyor. Evet. Görüyor musunuz? Yeter de. Yeter de. Evet, o zaman hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yaşar.